E yeni bir video ile karşınızdayım. Burada e, bahsetmek istediğim özel birkaç konu var. E, öncesinde arkadaşlar şunu belirteyim. Bu tamamen bir tahmin videosu aslında. Oyunda şimdiye kadarki e, nacizane tecrübelerime dayanarak önümüzde neler gelecek, önümüzdeki ayda neler olacak kısmını anlayabilmemiz için yaptığım bir video. E, tabii ki bu konudaki fikirlerinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum ben de e, sizler gibi önümüzdeki aileler olacak kısmını görmeyi. Çünkü 4 Temmuz var önümüzde arkadaşlar. Var. 4 Temmuz'la beraber e, ve sonrasında oyunda değişecek birçok konu olacağına inanıyorum. Şimdi onun öncesinde arkadaşlar yani her şeyden önce şu kredi olayına bir göz atalım. Yani şu anda mevcut Android ve iOS hesaplarındaki fiyatlar eşitlendi. Ve bu noktada da yani Odin'in 1700 lira olduğu, Kara Panter'in hazinesinin 850 lira olduğu bir oyun oynuyoruz yani ne yazık ki artık oyuna vermiş ol verilen para hani emeğe saygıdır deyip verdiğimiz tutarlar vardır ya onun çok çok üzerinde ben şunu çok uzun bir dönem aldım arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz e, kredi paketi olan koleksiyoncunun günlük kartı olan kısmı çok uzun bir dönem aldım aslında ama o zaman ben alırken 24 lira mıydı 26 lira mı neydi yalan söylemeyeyim e, çok büyük benim arz etmiyor açıkçası ama yine de bakıldığında e, arkadaşlar yani çok büyük tutarlar olmadığı için en azından oynamış olduğumuz oyuna bir nevi saygı aşamasında ben bu tutarları birçok birçok ay aldım. Daha sonrasında yaklaşık 1 bir, 1,5 bir yıldır hiç para yatırmıyorum oyuna. Ve önümüzde bizi bekleyen bir 4 Temmuz var. Bu 4 Temmuz arkadaşlar geçen sene istinaden neler olacağını şöyle çok kısa anlatmak istiyorum. Çünkü e, geçen sene şöyle bir şey yapmıştık kabam. Burada paralı e, kredilerin içerisine R4 materyalleri olan Alfa 3 ve T6 hiç koymadı. Yani burada Odin de Nexus'lar verdi saçma sapan ya yani insanların ihtiyacı olmadığı kolay ulaşılabilir şeyler olduğunu e, düşündüğümüz materyalleri verdi. Kabam daha çok arkadaşlar şampiyon çıkartmak üzerine. Şampiyon kristalleri üzerine birçok eee materyal koydu paketlerin içerisinde ve bu çok anlamsızdı. Ben geçen sene tam 18 bin kredimi kastım ve harcadım. Üzülerek harcadım. Çok sinir olarak harcadım. Ee, 3 binlik uyandırma cevherini almak için o dönemde 15 bin harcayarak elde ettim. O dönem arkadaşlar 4 tane o 10 binlik paketin içerisinde 4 tane öne çıkan kristali vermişti. Şimdi tekrardan aynı şeyi yaptığını varsayarak söylüyorum. Tekrardan öne çıkan kristali verse arkadaşlar bize öne çıkan altı yıldızlar şu anda 4 Temmuz'un içerisinde bulunmuş olduğu kısma denk geliyor bu 40 günü var şu anda. Arkadaşlar çok kötü. Yani yani 4 tane 5 tane 10 tane olmasının da bir önemi yok. Ben harcamıyorum yani bir sonraki öne çıkanı bekleteceğim bütün 6 yıldız kristallerim. Çünkü burada yani, o gelmesini isteyebileceğim hiçbir şampiyon yok. Yani Doktor Dumum zaten var. Bir doktordum Dum göze çarpıyor arkadaşlar. Yani olmayan arkadaşlar belki buradan peşine düşebilir. Saygı duyarım. Ama Doktor Dum'a sahip olan arkadaşlar için bu çok gereksiz. Yani Öne çıkan kristal adı altında gelen teklifler, kristal aldi altı e, 6 yıldız kristal adı altında gelen teklifler ne yazık ki artık oyuncuları tatmin etmiyor. Peki sonrasında ne olmuştu arkadaşlar? Hemen siber hafta sonunda 27 Kasım'da Kaban bunu hemen bir çözüm üretti ve siber hafta sonunda verebileceğin en yüksek miktarlarda oyunculara 6 yıldız r4 atma materyallerini vermeye o tarihte başladı. Şimdi ben siber hafta sonundan çok daha iyi bir e, tekliflerin geleceğini düşünerek yola çıkıyorum. E, R4 atma materyalleri anlamında en azından e, burada kredili tekliflere e, %50 civarında Odin'de yani tamamını beklemiyorum tabii ki Alfa 3 T6'nın tamamını koymazlar ama %50 ya da %50'ye yakın bir kısmını Odin'de yer verecekler. Yani bundan 3 tane alma limiti olduğunu düşünürsek 1.5 taneyi e, yani yarım R4 atma materyallerini bence Odin zaten sağlayacak. Ardından gelecek olan tekliflerle beraber de bir tane R4 atmayı hatta belki bir buçuk iki tane R4 atmayı bence kabam oyunculara sağlayacak. Çünkü 7. saniyede de arkadaşlar %100 yaptığımız zaman random bir R4 atma taşı verdi herkese. Ben bu sırada 6. sahneyi özlüyordum. Oradan çıkayım. ve burada %100 yapanları R4 atma materyalleri. Belki de burada paralı tekliflerle değil de arkadaşlar aşamalı gelecek olan krediyle aldığımız tekliflerde bir R4 atma materyali bekliyorum. Şimdi bunun dışında arkadaşlar size uyarmak istediğim çok önemli konu şu. Lütfen ama lütfen yeni şampiyon çıkartmak ya da eğer paragon olamayacaksanız bir tane R4 atmanın peşine lütfen düşmeyin. Çok anlamsız olacak sizin için. Çünkü para vermenin, para yatırmanın ee, ...gerçekten bir sonu yok bu oyunda. Çünkü hemen peşine gelecek olan siber hafta sonu var 27 Kasım'da... ...ve hemen hafta, bir sonraki ayda yeni yıl etkinliği. Bir sonu sunuyor, ocağın başına yapacaklar onu da. Hediye gönderme etkinliği. Yani hangi aşamasında para yatıralım sorusunun cevabı... ...arkadaşlar ne yazık ki yok. Yılın birçok zamanı bunu yapıyor. Bahar temizliği geliyor. Amen ardından yani bitmiyor. Ben de bu yüzden arkadaşlar şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Mevcut kredinin zaten 15.000'in altındaysa... 6. sahneyi yüzlemeye başlay e, başlayabilirsin çünkü artık nerf geldi 6. sahneye. E, biliyorsun çok sinir bozucuydu yolları çok karma karışıktı çok fazla enerji gerektiriyordu yani karo ile yoldaki şampiyonların alakası yoktu yani yakma hasarı vermek zorundasın diyor yola kork koymuş adam yani sans spotlama mı girersin alev adamlama korga yani yakma hasarını kimle vereceğiz bir shopla girelim yani o zamandaki bir shop yeni bufflanan bir şampiyon Şimdi böyle böyle sorunlardan dolayı birçok oyuncu, benim gibi birçok oyuncu arkadaşlar 6. saniye yüzlemiyordu. Şu anda başladım. Bunun da sebebi arkadaşlar ödülleri değil 6. saniye yüzlememdeki günlük dolan enerjilerimle oynuyorum. Arkadaşlar şunlar. Örnek veriyorum. Burada 70, 35 yani 70 kredi almak için açıkçası yüzlemeye başladım. Şimdi bu az kaldı. Medusa'nın bölümünde son yolundayım. Buradan da gelecek olan bir kredi var. Bunları toparlıyorum. Yani 15 bin krediye getireceğim ama 15 bin kredi harcamaya da 18 bin kredi harcama kafasında değilim. Yani onu da sebebine açık, açık söylüyorum. Geçen sene düşmüş oldum hataya düşmeyeceğim arkadaşlar. Mevcut kredim şayet yani benim paragon olmam bir tane r 4 şampiyonum kaldı. Şu anda mevcut da 2. Şöyle göstereyim. Şu anda 2. Eğer gelirse 3. R4'ümü atacağım. Ve böylelikle de arkadaşlar e, oyunda paragon ünvanına sahip olmaya çalışacağım. Ama, ama eğer bunu bana oyun sağlayamazsa arkadaşlar giderim o 10.000 krediyle 15.000 krediyle 6. saniyeyi yüzlerim. Burada beni bekleyen karina görevlerim var. 3 tane efsaneler labirentini bekleyen cilt 2'den. Cilt 1'de kalanları yapmayacağım. Yani efsaneler labirentini oynamak çok doğru gelmiyor. Bana çok sinir bozucu. Ee, oynarım arkadaşlar. Buradaki 3 tane cehennemi e, görevini yerine getiririm. Buradaki materyalleri alırım atmaya çalışırım. Yani öyle bir şeyler denirim Çünkü yani kredi harcadığımız zaman kredi gerektiren çoğu şey bekliyor. Yani bekle 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 bir yıl geçiyor aradan. E, zaten 3-5 ay kala diyorsunuz ki 4 Temmuz geliyor kredi biriktirmem gerekiyor. E, çok yoğun arene kasmıyorsanız açıkçası ben kasmıyorum arkadaşlar yani çok yoğun. Buyurun benim arenalarım bu şekilde. Basic arenayı 4 milyon aşama ödüllerini almışım. 8 milyonda Ghost Arenası'nda yapmışım. 3-4-5'i arkadaşlar 1.5 yıldır hiç oynamıyorum. Hiç girmiyorum bile. Şurada T4 arenalarında belki 500-550k yapınca verilen 30 kredi de eğer denk gelirse alıyorum ki şimdikini de almamışım. 6 saat var. Belki alırım. Şimdi bunun dışında arkadaşlar dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de şu. Artık oyunda ciddi güncellemeler bekliyoruz. Savaş sezonu güncellemeleri bilgisi geldi ama savaşa gerçekten artık önem verilmiyor birçok oyuncu savaş konusunda a, takım arkadaşlarıyla yaşamış olduğu stres ve gerginlikten dolayı karşı geliyor savaş oynamaya ki ben bunlardan biriyim bir diğer konu ise arkadaşlar yani attığınız taşın ürküttüğünüz kuşa değmemesi yani savaş sezonlarının sonunda bir ay boyunca 20-25 gün boyunca mücadele edip sonunda gelen ödüller çok mu tatmin edici değil yani biz şu anda platin 300 arkadaşlar göstereyim çok da fazla kasmıyoruz e, platin 3'te. Kasmamamıza rağmen platin 300. E çok kassak arkadaşlar platin 1 oluruz belki. Belki platin 2. E, sezon ödüllerine bakalım dediğimiz noktada. Yani bu, platin 2 olup az bir şey. 2000 parça 2000 parça şey mi alacağım? Yani alfa 3 T6 alacağım? Yani 2, nedir yani 50 küsür bin parça lazım 57 bin parçanın 2000'ini verecek bana. Onun dışında zaten S5 veriyor. Burada 3 burada 2 zaten Eksilen de randomda iki tane var. Ben 5 yıldız Nexus veriyor arkadaşlar. Yani böyle bir saçmalık olabilir. Platin 2 bitireceğim. 5 yıldız Nexus, Nexus verecek bana. Yani Platin 2 bitirirsem 5000 parça fazla 6 yıldız parçası alacağım. 6 yıldız beklentimiz kalmamış artık. Birçok oyuncu için geçerli bu. E, baktığımız zaman arkadaşlar e, yani usta seviyesinde birinci bölü birinci sıralara oynam sürece çok mantıksız. Bu yüzden savaşa arkadaşlar ee, ödüllerinin güncellemesini bekliyoruz. Zaten haberi de geldi. Bir diğer konu arkadaşlar istilalar. Yani çok saçma bir noktaya gidiyor. Oyun geldikten sonra istilaları hiçbir güncelleme yapmadılar. Yani yeni ünvan geldi. istilaların üzerine neler neler çıktı. Arkadaşlar yani şuna bakın. Ben gideceğim tam bir ay boyunca her hafta aşama ödüllerini toplayacağım. Bir kere de i7 ve i8'e en az 10 arada gideceğim. Bununla uğraşacağım ki gerçekten vakit alan bir şey. Takım arkadaşınızla beraber oynuyorsunuz vesaire. E, tek başınızda olsanız hani arkadaş bulup vakitlice girmeniz gerekiyor. Şimdi geleceğim bunu alacağım arkadaşlar. 2000 parça. 36.000 parça varmış. Almıyorum kullanmıyorum. Ya, ne yapacağım 2000 parça ben 6 yıldızı? 32.000 verip. Ya, ne yapayım 5 yıldız genel 5 yıldızım alayım? Yani şuna bir güncelleme getirin artık yani. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Yani şu istilalar ne kadar gereksiz ama oyunda gerçekten en keyifli bölümlerden biri istilalar arkadaşlar. Yani çok samimi söylüyorum. Şunu adam akıllı yapsalar çok çok keyifli. Neden? Çünkü takım arkadaşınızla dirsek tamasında oynayabileceğiniz Marvel Şampiyonlar Turnuvası oyununun tek etkinliği. Ben zaten 4-5 arkadaş e, sosyal hayatımdan 4-5 arkadaşımla beraber bu oyunu oynuyorum. Farklı ittifaklarda olabiliriz, aynı ittifakta olabiliriz, aynı derecelerde olmayabiliriz. Hiçbir kıymeti yok. Yani şurada beraber ben arkadaşlarımla oynuyorum, çok da keyif alıyorum. Ama sırf keyfini oynuyorum. Yani şunun bir anlamı yok çünkü. Buna da bir güncelleme kesinlikle bekleniyor. Bir diğer konu arkadaşlar. E, kabımı çok önceden getirdi birçok oyuncunun hatırlayacağı, e, Thanos'un eldivenli bir etkinlik vardı. Bunu cehennem labirentinden daha zor bir etkinlik adı altında getirdi. Yine bir labirentmiş gibi bizlere sundu. Bunu oynadık, süresi bitti ve gitti. Bunu oynamayan insanlar için tekrardan geleceği söylendi, gelmedi. Daha önceden oynayan insanlar için arkadaşlar bunları e, yararlanırsa eğer bir kez, ikinci bir kez geldiği zaman ödüllerinden yararlanamayacağını söylüyordu. Bakalım ne olacak? Yani Thanos'un eldiveni geri gelecek mi ki? O dönemde buna güvenerek oynamamış arkadaşlar olabilir. Profilleri o kadar gelişmiş Çok fazla kredisi yoktur. Harcamak istememiştir vesaire. E bizim gibi harcamış olan e, gerekli materyalleri veyahut da gerekli şampiyonları sahip olan kişiler buraları bitirdi. Ve akabinde e, buradaki ödülleri aldı. E bir daha geldiği zaman geçmiş hemen hemen üzerinden bir yıla yakın süre geçti arkadaşlar. Yani Thanos'un eldiveni kabamın söz verdiği gibi tekrardan gelecek mi? Ne olacak? Burası da muamma. Şimdi bundan bunun dışında arkadaşlar e, özveri e, rahmetin sonsuzluğu özveri arkadaşlar 13 gün sonra bitiyor. Bunun yenisinin geleceğini söyledik Abam Yani biz bunu sürekli yapacağız. Yani yorucu yaz mantığı vardı. Her yaz gelen bir etkinlik vardı. Bunu biz düzenli olarak oyuna yerleştireceğiz. Belli aralıklarla her hafta şampiyonlar gelecek. Belli aralıklarla bu şampiyonların olduğu bir etkinlik gelecek ödüller olacak diye. Yani buradaki ödüller artık paragon ve taht kırıcı arasında lütfen ama lütfen bu kadar makas açılmasın diye de bekliyoruz. Yani ben şimdi 4 Temmuz sonrası Paragon olacağım örnek veriyorum. Taht kırıcı olan arkadaşlarım ee, bize ulaşmaz. Yani Paragon olması daha da zorlaşacak. Evet de ben olamazsam 4 Temmuz'da Paragon bir sonraki yorucu etkinliğinde yine olamayacağım. Çünkü 7. sırada kalıyoruz ne yaparsak yapalım 9'a değil 8'e dahi çıkamıyoruz. E, bundan dolayı arkadaşlar 4 Temmuz öncesi lütfen ama lütfen Sizler de bu sıra zarfında birikmiş olduğunuz kredileri kabamın vereceği tekliflere sonrasında vereceği 6 yıldız uyandırımıdır örnek veriyorum 6 yıldız öne çıkan şampiyondur adı altında kanmayın çünkü oyun çok hızlı ilerliyor yani siber hafta sonuyla beraber geçen senenin kasım ve temmuz arasındaki makas çok ciddi bir farktı orada 18 bin kredi harcadım çok da pişmanım hani o dönem öne çıkanlar yine iyiydi arkadaşlar şankçıyı falan yakalamıştım ben oradaki kristali şimdikiler çok daha kötü ama ben kabımın öne çıkan değil bağlantı noktası kristali vereceğini düşünüyorum yani böyle eksik olduğunu düşündünüz mesela ben de mutant sınıfının Arkadaşlar Apokalips, Magneto gibi şampiyon, Kitty Pryde gibi şampiyonları bulunmuyor. Şöyle göstereyim. Ee, Apokalips, Magneto, Beast, Storm olabilir. Buz adam kopyalanırsa çok severim. Emma'yı severim. Kitty Pryde gibi eksik olduğunu. Wolverine X kristalleri henüz ama bence eli kulağındadır artık. Çok abartıyor abam bu, konu, kaban bu konuları sanki. Çok çok e, ulaşılmaz bir şampiyonmuş. Öyle olması gerekiyormuş ki ağrısı havası yaratıyor ama değil. O yüzden ben mesela mutant alacağım arkadaşlar. Yani Kimisi e, örnek veriyorum Herkül'ün peşine düşenler vardır. İşte ben de Herkül, Corvus, Medusa, Marvel gibi kozmikte çok fazla bir eksimin olduğunu düşünmüyorum. Hani gelirse bir kozmik hayalet süreci çok hayranı değilim ama gelirse buyursun gelsin Doğaç Dağcı. Hani Nul olabilir arkadaşlar Karina görevleri neticesinde gerekli. Odin olabilir. Odin'i çok severim. High Pyron olabilir. Hani ama burada benim için basic yani best şampiyon anlamında zaten sahip olduğu şampiyonlar yeterli. Sizler de bağlantı noktası kristallerinin geleceğini öngörerek eksik olan sınıflarınızı şimdiden belirleyip hangi kristalleri seçeceğinizi düşünebilirsiniz. Üçer tane şampiyon verecektir. Cehennem Nexus olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bir diğer tahminim ise arkadaşlar yıla göre bir kristal verecek. Örnek veriyorum diyecek ki ben size 2021-2020 yılını kristalini veriyorum. Siz hangisini istiyorsanız seçin. Bunun içerisinde o yılda çıkmış bütün şampiyonları koyabilir. Bunu yaptı daha önceden kabam. Tekrardan da yapabilir. Örnek veriyorum. Apokalips 2020 şampiyonu. Eğer böyle bir kristal verirse. Mutant seçerim 2020 ya da 2020 yılını seçerim ki Apokalips'i yakalayabileyim. Arkadaşlar sizler de bu konularda ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki ayın etkinliği ile ilgili ee, ne gibi tahminleriniz var. Lütfen videonun altına paylaşın. Tartışalım orada hep beraber. Ortak mutabık bir karar almaya çalışalım. En sağlıklı kararı çıkartmaya çalışalım. Ee, bir diğer haber arkadaşlar. Ee, ne yazık ki 1 vs 1 Battleground savaş alanları 2022 bir yıl boyunca olmayacağı açıklandı. Artık 2022'de e, bu etkinliği geri bekleyemeyeceğiz. Çünkü çok güzel. Benim çok üzüldüm. Ben çok oynamaktan da keyif alıyordum. Ee, arkadaşlar. Türkiye 35. .'si olduğum globalde 650'ye kadar falan yükseldim. Güzeldi. Keyifliydi. Ama kabam ya hileden hurdadan dolayı olabilir. Çok fazla modçu vardı arkadaşlar. Onun önüne nasıl geçeceğini bilemeyebilir. E, ee, veyahut da işte bu konuda e, ekibin daha öncelikli olduğunu düşündüğü oyunda geliştirmek istediği yerlere ekibi yönlendirip bir e, 1 vs. 1 savaş alanlarını belki 2023'e ertelemiş olabilir. Bu ne, bu, bu ne benzer nedenler Olabilir arkadaşlar ama yine de çok üzüldüm. Dediğim gibi oyunun bir parçası e, bence olabilirdi. Çok da keyifliydi. Enerji maliyeti yüksekti. O şampiyonlar kitlendikten sonra çok geç açılıyorda biraz zahmetliydi. Kıvamında bir zorluk seviyesinde kıvamında bir maliyetle oynanabilse de çok çok daha iyi olur. 6 yıldız özgünlük genel taşları verdi. S5 %5'lik seçiciler verdi mağazasından. Bunlar da çok çok e, iyi ödüller olduğunu düşünüyordum belirteceklerim bu kadar arkadaşlar dediğim gibi sizlerin de yorumları çok çok önemli belirtmek istediğiniz herhangi bir fikriniz varsa videonun altında yorumunuzu bırakmayı unutmayın lütfen hepiniz sağlıcakla kalın hoşçakalın